arkadaşlar. Hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim kremasız, çok kolay yapımıyla traliçe, yalancı traliçe de diyebilirim aslında. Şöyle derince kabı önüme aldım. Ben hemen şunu belirteyim. Diyebilirsiniz 7 tane yumurta çok fazla. Çünkü benim yumurtalarım çok küçük çıktı. Yani neredeyse S. Ama şöyle M ya da L ise yumurtalarınız bir 5 tane ya da 6 tane kullanabilirsiniz. Ben biraz fazla kullanmak zorunda kaldım. Yumurtalarım küçük olduğu için. 1,5 su bardağı toz şeker. Şekerle yumurtayı şimdi hiçbir şekilde birbirinden ayırmadan sarısını ve beyazını çırpacağım. Bu aşamada en az 3 dakika yumurta sarılarınızı, şekerle yumurtanızı çırpmanız gerekiyor. Çünkü açık bir renk olması gerekiyor. Çünkü yumurtayı ayırmadık sarısıyla beyazını. En az şimdi 3 dakika yüksek ayarda çırpıyorum. Yeterli. Tam 4 dakika boyunca ara ara böyle 5-10 saniye makinemi, mikserimi dinlendirerek çırptım. Şimdi yarım su bardağı ılık su. Kullandığım bardak evimizdeki klasik bardaklardan arkadaşlar. 1 yemek kaşığı dolusu nişasta. 2 paket kabartma tozu kullanıyoruz. Kabartma tozunu bu esnada biraz fazla kullanıyoruz. Daha güzel kabarması için. 1 paket vanilya. Bu hazırladığım tamamen malzemeler, hepimizin, birçoğumuzun evinde olan malzemeler. Hemen şunu da belirteyim. Yapmaya başladığınızda fırınınızı açın. Isınmış fırına pandispanyamızı atacağız. 1,5 su bardağı dolusu un. Şimdi sadece karışana kadar. Çok çırpmıyoruz. Karıştığını gördüğünüzde hemen bırakın mikserinizin en düşük devrinde. Yeterli. Toplasanız bir 20 saniye anca çırpmışımdır. Bunu kenara alayım. Ben şöyle hepimizin evinde olan dikdörtgen bir borcam kullanacağım. Birazcık elime katı yağı aldım. Her tarafını sürüyorum. Bu esnada katı yağ kullanmaya özen gösterin. Sıvı yağ birazcık daha yapışmasına engel olamıyor maalesef. Katı yağ daha iyi oluyor. Katı yağ sürmenizi tavsiye ederim. Hazırladım. Pandispanyayı içerisine döküyorum. Gördüğünüz gibi ne kadar cıvık. Tam da olması gereken kıvam bu. Olduğunca cıvık olsun. Sakın ununu fazla kaçırmayın. Bu sayede çok güzel şişiyor ve sütü çok güzel çekiyor. Şöyle hafif yayıyorum. Zaten kendi yayılıyor çok rahatlıkla. Fırına dayanıklı bir kabın içerisine suyu doldurdum. Fırınımın en alt tabanına yerleştireceğim. Bu sayede pandispanyamız daha yumuşak olacak. Şimdi birkaç kere tezgahın üzerine vuracağım, kaldırıp böyle daha düz olması için ve içerisindeki hava kabarcıklarının çıkması için. Önceden ısıtılmış 170 derecelik orta rafta üzeri kızarana kadar pişiriyorum. 15 dakikada falan pişecektir arkadaşlar. 15-20 dakikada. Kürdanlığı bakın, piştiğini gördüğünde hemen fırından alın. Sakın fırın içerisinde tutmayın. Tatlımızın süt şerbetini de hazırlayayım. Bu esnada da krema kullanmıyoruz. 3 su bardağı sütü hafif böyle ılıştırdım. Yani öyle kaynama aşamasına getirmeyin. Hafif böyle tutun eliniz. Isınır gibi oldum. Hemen kapatın. 2 yemek kaşığı da şöyle toz şeker koyup ara ara böyle gidip gelip karıştıracağım. O esnada hemen karamelini de hazırlayalım. Yumurtalayı ocağıma alayım. Hemen karamelini de hazırlayayım. O da soğusun. 1 su bardağı toz şekeri şöyle tavanın tabanını kapatacak şekilde döküyorum. Altını yakıyorum. Bu esnada arkadaşlar çok dikkat edin. Çünkü karamelinizi yakabilirsiniz. Ben bu karameli böyle birazcık daha açık renkli bir karamel hazırlayacağım. Eğer ki daha koyu seviyorsanız biraz daha şekerinizi yakabilirsiniz. Şimdi altını hafif orta ateşe getiriyorum. Kenarlarını hafif böyle rengi değişmeye başladığında karıştıracağım. Ama sakın rengi değişmeden dokunmayın. Isınsın. Arada şöyle karıştırabilirsiniz. Ama sakın kaşık sürmeyin. Orta ateşte yavaş yavaş şekerin yanması için bekliyorum. Gördüğünüz gibi hafif böyle rengi değişmeye başladı. İşte bu esnada biraz karıştırabilirsiniz.
altında kısa alıyorum. Birazcık böyle altı kalın bir tava ya da tencere seçerseniz çok daha rahat olacaktır. Birazcık daha şöyle kızartayım. Ya, şeker tam anlamıyla erimedi çünkü. Tam şöyle erisin. Bu esnadan sonra karıştırmayı bırakmayın. Şeker artık eridi yeterince. Bu renk benim için gayet iyi. Ama isterseniz birazcık daha koyu bir renk olmasını istiyorsanız biraz daha yakabilirsin. Ama bu esnada lütfen altı kesinlikle kısık olsun. Şimdi ocağın altını kapatıyorum her ihtimale karşı. Çünkü sıçrama olabilir. Bir yemek kaşığını gördüğünüz gibi çok aşırı doldurmuyorum. Tereyağını ilave ediyorum. Biraz şöyle tereyağını karıştırayım. Ondan sonra altını yakacağım. Şimdi artık altını yakayım. Kısa alıyorum. Tereyağı eriyene kadar karıştırayım. Bu esnada lütfen yavaş olun. Kendinizi yakmayın arkadaşlar. Çünkü çok sıçrıyor. O yüzden ocağı kapatın. 1-2 dakika şöyle karıştırın. Ondan sonra tereyağını ilave edin. Şimdi bu esnada da krema kullanmıyoruz. Evinizde 1 litre daha az hatta sütünüz varsa bu tatlıyı çok güzel yapabilirsiniz. Ben böyle karamelin rengini açık yaptım ama dediğim gibi sizler daha koyu yapabilirsiniz. İçerisine yarım bardağı süt ilave ediyorum. Burada da yavaş olun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaynıyor. Hızlıca karıştırın. Bir yemek kaşığı kadar daha ilave ettim. Sizler de böyle yarım çay bardağından bir yemek kaşığı daha fazla. Çay bardağımı hemen göstereyim. Şöyle. En küçüğüm bir büyüğü arkadaşlar. Çok büyük değil. Karamelim de hazır artık. Sütünüzü koyduktan sonra 2 dakika daha şöyle karıştırarak pişirmeniz yeterli. Çok pişirmeyin, bu sefer şekerlenme olur. Karamelim de hazır, onu da kenara alayım. Pandispanyam da fırından hemen çıkartayım. Yeterli arkadaşlar, bu kadar. Artık altını kapatıyorum. Ara ara böyle gelip karıştıracağım. Bunu ve şekerin sütünüzü, süt şerbetinizi karıştırmayı unutmayın. Çıkardıktan sonra hemen şöyle bir şeyin üzerine ters çeviriyorum. Kamera açısını kaybetmemek için biraz daha deviriyordum. Bir 15-20 dakikadır böyle sıcaklığı çıktı artık. Çok aşırı böyle soğutmak için bekletmeyin, yeterli. İlk başta böyle çevirirken biraz zorlanabilirsiniz. Tekrar çeviriyorum. Güzel. Yumuşacık oldu arkadaşlar. Bakar mısınız? Pamuk gibi yumuşacık. Şerbeti üzerine döküyorum. Nasıl çektiğini şaşıracaksınız arkadaşlar. Sünger gibi harika bir şey oluyor. Yakın çekimi de getirdim. Gördüğünüz gibi harika çekiyor. Yani daha koysam sanki alacak ama yeterli. Böyle çok aşırı derecede süte bulamak istemiyorum. Hiç üstüne bile çıkmadı. Harika çekti arkadaşlar. Bu kadar şerbet yeterli. Sanki şerbet dökmemiş gibi, bakar mısınız? Hepsini çekti komple. Harika bir şey bu. Hiç üstünde birikmedi bile. Direkt çekti. Bunun sebebi pandispanyanız belki çok yumuşak olduğunu gösterir. Pamuk gibi bir pandispanya oldu. Sütün çekmesini şimdi beklemeyeceğiz. Karamelini de dökelim üzerine. Ondan sonra bekleyeceğiz. Hiç öyle krem şanti falan dökmüyoruz. Üzerine hafif şöyle her yerine gelecek şekilde önce karamelimi dağıtayım. Ondan sonra yayacağım. Karameli üstüne sürdüm arkadaşlar. Ben Hindistan ceviziyle süsleyeceğim. Ama sizler arzu ettiğiniz gibi fındık, ceviz bile koyabilirsiniz. Krem şanti falan kullanmayacağım. Üzerine şöyle süsleme yapacağım. Sadece şöyle birazcık Hindistan ceviziyle süsleyeceğim. Ve traliçemi hazırladım. Şimdi dolaba kaldıracağım. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra birkaç saat dinlendirip servis edeceğim.
Tabii çok fazla bekletemedim arkadaşlar. Toplamda sadece 2 saat. Aslında bir 4-5 saat beklemesi gerekiyor ama hava çok karardı artık. Zamandan dolayı hemen ben şöyle kesip servis edeceğim. Ama sizler böyle bir gece dinlendirirseniz emin olun çok daha güzel olacak. Dediğiniz büyükler büyük dilimlere ayırabilirsiniz artık arzu ettiğiniz gibi. Bundan sonra inanın ki kremanız yoksa ilk yapacağınız tatlı bu olacak. Çok da güzel oldu. İnanın o kadar güzel olmuş ki arkadaşlar. Denedikten sonra bana hak vereceksiniz zaten. Şimdi de böyle kesip iç dokusunda böyle sütün nasıl akışkan olduğunu da sizlere gösterip videomu bitiriyorum. Dediğim gibi sizler çok daha fazla tutun. Bakar mısınız? Bildiğiniz böyle sütlü bir şerbet akıyor. Tadı da harika olmuş. Umarım sizler denedikten sonra çok daha güzelini yaparsınız. Videolarımı beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.